Bitlis İzmir tanıtım günlerinden tekrardan merhabalar size değerli izleyenler. Güzel kareler, güzel insanlarla sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. İzan Kaymakamlığımızın standındayız. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun. İyi görüyoruz maşallah sizleri. Evet, bugün maşallah bayağı yoğunuz. Yoğunsunuz. Ne güzel. Bugün pazar olması sebebiyle hemşehrilerimiz bayağı akın ettiler. Oldukça da yoğun geçiyor. Bayağı yoğun geçiyor. Evet, bayağı. Aynen. Özellikle karakol balımıza yoğun. Çok ilgi çok fazla var. Bunlar ikram, ücret karşılığı değil. Yok, biz ücret satmıyoruz. Sadece biz tanıtımı yapıyoruz. Tabii satışlarımız var. Arka standlarda onlar satıyorlar. Aynen. Vatandaşlar bunların tadına baktığı zaman neler söylüyorlar? Yani böyle bir bal tatmadıklarını söylüyorlar. Evet. Bayağı beğeniyorlar. Hatta bu kaçıncı kavanozumuz oldu? Üçüncü kavanozu boşalıyor. Maşallah. O derece maşallah. Yoğun bilgi var bugün. Aynen. Sayın Kaymakamımız da iki gün boyunca buradaydı. Doğru. Kendisi buradaydı. Bugün kendisi ayrıldı. Evet. Biz buradayız. Buradan da gerçekten katkıları, emeği çok. Buradan da kendilerine saygılar, selamlar söylüyoruz. Değil tabii mi? Tabii. Sayın Kaymakamımız sağ olsun. Aynen. Bayağı bir ilgilendi. Gelin misafirlerimize de bayağı bir ilgilendi. Yani kendilerinin yokluğunda biz burayı ihmal etmiyoruz. Tabii buradayız. Değil mi? İhmal etmiyoruz hiçbir şekilde. Misafirlerimizi aramaya da devam ediyoruz fazlasıyla. Tadımlık olarak neler getirdiniz vatandaşlarımıza? Bal getirdik. Sonra yer elmasımız var, onu getirdik. Aynen. Ceviz. Onun dışında fındık, ceviz hepsini getirdik. Nizam'da neyi bulmuşsak, kimi bulmuşsak getirdik. Bir eksik olan sizlersiniz. İki gün boyunca hala buradayız. Dedik. Maşallah. Elma kurusu, bal, erik kurusu, kayısı kurusu, armut kurusu. Her şeyi kurutup da getirmişiz. Hazır hale. Burada keşk dediğimiz. Keşk var, evet. Keşkimiz var. Tatlı ekmeğimiz var. Ekmeğimiz var. Erik kurularımız var. Kurusu var. Tabii ki. Kuşburnu. Kuşburnu var. 1400-1500 rakımlarda yetişen kuşburnu. Evet. Fındığımız var, yine elma kurumuz var. Yani her seferinde bunun tanelerinin küçük olduğunu her ne kadar dile getirsem de damak tadı felaket, farklı, çok farklı. Evet. Üzüm kurusu, cevizimiz var. Değerli izleyenler, İzan standımız kabasa dolu. Bunların tümü ikramlık. Buraya geldiğiniz zaman istediğinizden tadımlık alabilirsiniz. Sizleri geldiğiniz zaman ufacık da olsa hediyelerle gönderiyoruz. Güler yüzümüzü. Halk Eğitim Müdürlüğümüzün müdürlüğümüzde yöre kadınlarının el emeği, göz nuru, halılarımız, evet, kilimlerimiz. Ne güzel, ne güzel. Göbekli seccade. Tabii ki. Şal desem halımız. İhlas Medresesi'nin, İhlasiye Medresesi'nin figürünün olduğu halı. 5000 lira İhlasiye Medresesi. Maşallah. Yani sizleri buraya. Dolu dolu bir standımız var. Aynen. Nizamlı hemşehrilerimizi ziyarete bekliyoruz. Biz buradayız. Tabii yarın ki. Akşama kadar. Herkese teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz size. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evacistür Sima Deveye. David Kilim TV'de. İzmirli küçük bir çocuk geldi, dedi bu deniz altı mıdır? Dedik yok. Bunun içerisinde yoğurdu, ayran yapıyorlar. Evet. Topraktan yapılmış. Evet. Bu şekilde anlatır çocuğa, görmemişler. Aynen, ne güzel, ne güzel. Kendi halıları, kültürümüzle burada olmak ne kadar güzel. Çok güzel. Halıları özellikle biz, ben İzmir Halk Eğitim Müdürü Ercan Özdemir, biz Üstadı Bediüzzaman Sayın Nur Hazretleri halıya işlemişiz. Bitlis İhlasiye Medresesini ve 5 minareyi halıya işlemişiz. Yani kendi değerlerimizi, özümüzü böyle halıyla değerlerimiz birleştirmişiz. Bir ozanın duygularını sazı tellerine döktüğü gibi siz de duygularınızı halılara dökmüşsünüz. Gerçekten el emeği, göz nuru, tebrik ediyoruz. Efendim, kısaca biz İzan'ı buraya getirdik. Aynen. İzanlıları da buraya bekliyoruz. Aynen. Eksik olan sizlersiniz. Bu eksikliği bizlere hissettirmeyin. Tabii ki, buyurun. Şimdi İzan deyip geçmeyin ama. Çünkü niye? İzan'da şu anda Türkiye'de ne varsa Hizan'da var. Var, evet. Doğu ve Güneydoğu ikilimi yani var. Yani ben şunu diyorum. Hizan büyüse Türkiye çıkar, Türkiye küçülse Hizan çıkar içinde. Aynen. Öyle her şey Hizan'da var. Bilhassa evliyaları zaten biliyoruz. Malum. Aynen. Üstad Bediüzzaman, Gavs Hazretleri ve onların gölgesinde kalan nice alimler, evliyalar var. Doğru. Yani Gavs Hazretleri ve Üstad'ın gölgesinde kalan nice evliyalar var Hizan'da elhamdülillah. Bütün Türkiye'yi burada bekliyoruz. Değil İzmir'i. Biz sizleri, bizleri tanımaya, bizlerle kaynaşmaya bekliyoruz. Güzel cümlelerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, devam ediyoruz.